Merhaba, ben Nesibe Yavuz. Nesibe Hatun, Gıda Ürünleri ve Doğal Yaşam Köyü'nün kurucusu ve fikir önderiyim. Projemiz bir öze dönüş projesidir. Yani kastettiğimiz şey, şehirleşme ve modern çağın etkisiyle kaybolan değerleri yeniden gün yüzüne çıkarmak. Ata tohumlarımızla topraktan kaşığa kadar üretmek, hayatımıza doğal ürünleri katmak. Biz hayatı boyunca insani değerlerinden bir an bile vazgeçmeyen annelerimiz, ninelerimizin izinden yola çıktık. İlham kaynağımız onların sevgiyle hayata bakan gözleri ve dillerinin ezberlediği sözler oldu. Onların iz bıraktığı köye Nesibe Hatun Doğal Yaşam Köyü dedik. Üretmeye, var etmeye gönüllüyüz. Kadın ürettiği sürece yaşam ve doğa hayat bulur. Türkiye'nin ve güzel memleketim Eskişehir'in bütün üreten ve girişimci kadınlarla birlikte çok yakında bizlerle. Ben kal gelmeye karşıyım aslında. Hiç kimseye ne kal ne de dur gelmesin. Hani biz desek belki dur geldi derdik de. Ben de tam tersi işte dur gelmesin için buradayım bir manada. Çünkü bilgimi, becerimi, bu ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim topraklara bu şekilde ödeyebileceğimi düşünüyorum. Benim en becerikli olduğum alan insanları aktive edebilmek, sosyal yönünü güçlendirebilmek ve bir araya getirebilmek. Bu manada zaten ben Yayla Mahallesi'nde böyle bir kooperatif kurulma çalışmaları var diye duyunca Kaymaz'ı da buna katmak istedim ve birlikte hareket ettik. Şu anda birisi Mahmudiye'ye, birisi Sivrihisar'a bağlı iki mahallenin kurduğu bir kooperatifteyiz. Bu birlik beraberliğe de çok ihtiyacımız var aslında. Hani herkes bizi bölmeye, parçalamaya, hani bir yerden bizden bir şey koparmaya çalışırken biz tam tersi birleşmek, bütünleşmek durumundayız ve emeğimizi bir araya getirmek de bunun en kıymetli yanlarından birisi olsa gerek diye düşünüyorum. Mesela bir şeyi düşünün, bir sorunu düşünün. Bir insan bir sorunla kendi baş etmeye çalışırsa ne oluyor? İşte ondan sonra depresyon patlıyor. İnsanlar bir sürü ilaçlar kullanıyorlar. Halbuki eskiden böyle miydi? Bir sorununuz olduğunda biriyle paylaşırdınız. Açlığınız, susuzluğunuz olabilir, mutsuzluğunuz olabilir. Bunu çözmeniz çok daha kolaylaşırdı. İşte aslında mesela şimdi üretimi ilerletmenin, köye insanları çekmenin, çünkü köyler boşaldı. Bir yolu da kooperatifler olsa gerek. Biz pandemiye doğduk. Pandemi de böyle bir üretim alanı bu kadar da olsa yaratılabildiğine göre mesela böyle bir kuruma, böyle bir emeğe, böyle bir hevese imkan verilirse neler olmaz. Ve pandemi bize neyi öğretti? Köylerimize mesela genç emekliler bütün enerjileri üstünde, geri dönmeliyiz, topraklarımız atıl. Köyler neden yaşlılara ve sokak hayvanlarına kalsın? Sokak hayvanlarıyla birlikte yaşayalım, yaşlılarımızın elini öpelim, onlara daha güzel, daha konforlu ömürler sağlayalım. Ama bu ancak neyle olur? Genç emeklilerin, gençlerin köye itibarıyla olur. Köylere, mahallelere itibarını lütfen yeniden kazandıralım. Yoksa biz hepimiz şehirlere doluşur da biri bizim için üretsin de biz de böyle yattığımız yerde markete bir koşu gidip de alalım diye bakarsak bu bize çok pahalıya mal olacak. Durum bunu gösterdi. Ve üretime herkesi katmamız gerekiyor. Yani birlik, beraberlik ancak buradan şahlanır. Köylerde iğrenilecek, tiksinilecek bir şey yok asla. Tam tersi, köyler gelip büyüklerin elleri öpülecek, her şeyin tadına bakılacak yerler. Lütfen gelin yaşayın. Yakınınızda, hangi şehirde oturuyor olursanız olun, hepinize sesleniyorum. AVM gezdirmek yerine çocuklarınızı alın, görsün, tabiatı görsün. Yani neden hayvanat bahçesi, hani görecek de bir hayvan orada. Yani neredeyse kuzuyu koyunu bile hayvanat bahçesinde görecek çocuklar. Hani elimizin altındakileri görelim, sonra göremeyeceklerimiz için gidelim hayvanat bahçesine. Ama esas doğanın kendisi, tabiatın kendisi, yani aslında hayatın kendisi demek. Köylere gelirsek, kooperatiflerimizi güçlendirirsek, gerçekten köylerimizi kalkındırırsak fıtratımıza dönmüş olacağız. Herkesin bir köyü olmalı. Kirlilikten, kalabalıktan sıkıldığında gidip orada huzur bulmalı. Herkesin bir köyü olmalı. Karamsarlığa, hüzne kapıldığında varıp orada kendi olmalı.
herkesin bir köyü olmalı. Akrabayı kabristanı görüp hem keyif hem ibret almalı. Herkesin bir köyü olmalı. Sohbetin, ziyafetin tadını damağında ve ruhunda duymalı. Herkesin bir köyü olmalı. Köylülükle övündüğü, zaman zaman sığındığı, ağlayanla ağlayıp sevinenle sevindiği herkesin bir köyü.